Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba gençler. Bugün sizlerle atom modelleri geliştirici test 2 soru çözümleri ile beraberiz. Bakın ilk sorumuzda Bohr atom modeline göre 3. uyarılma düzeyinde bulunan bir elektronun açısal momentumunu veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 3. uyarılma düzeyi diyor bakın. 3. uyarılma düzeyi de bulunan bir elektronun açısal momentumundan bahsetmiş. Şimdi öncelikle Bohr atom modeline göre bakın burası en eşittir birinci yörünge. Bakın hidrojen atomu spektrumunda burası ikinci yörünge, burası üçüncü yörünge, bu da dördüncü yörünge bakın. Bu da uyarılma enerjileri. Üçüncü uyarılma enerji düzeyi ne demektir? Bakın buraya çıktığı zaman elektron burası birinci uyarılma düzeyi. Bakın burası ikinci uyarılma düzeyi, burası ise üçüncü uyarılma düzeyidir. Peki üçüncü uyarılma düzeyi ne demektir? N eşittir dördüncü yörünge demektir. Peki açısal momentum biz ne demiştik gençler? L eşittir H çarpı M bölü 2 pi ya da kısaca biz ne demiştik gençler? Lahana bölü 2 pi demiştik. Demek ki buraya biz 4 yazarsak bakın 4 tane H bölü 2 pi'dir. İkiler birbirlerini götürürse 2 tane H bölü pi olur. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada Bohr atom modeline göre bir elektron bağlanma enerjisi azalmaktadır. Bakın Bohr atom modeline göre bir elektronun bağlanma enerjisi azalmaktadır. Peki bağlanma enerjisi ne demekti gençler? Bakın elektron ile çekirdek arasındaki çekim kuvveti demekti. Yani en eşittir birinci yörüngede bulunan bir elektronun bağlanma enerjisi bakın en büyüktü. Peki bu elektron en eşittir ikinci yörüngeye geçtiği zaman bağlanma enerjisi ne yapıyordu? Azalıyordu. Demek ki bağlanma enerjisi EB ile gösterilir. E0 çarpı Z bölü N karedir. Yani buradaki N demek yörünge numarası demektir. Yörünge numarası arttıkça bağlanma enerjisi ne yapacaktır? Artacaktır. Peki yukarıdakinde bağlanma enerjisi azaldığına göre demek ki elektron ne yapıyor gençler? Birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıkıyor bakın. Yani yörünge numarası artıyor. Peki birinci öncülde demiş ki gençler elektronun açısal momentumu artar. Açısal momentum L ile gösterilir. Bakın birinci yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu 1 çarpı H bölü 2 pi'dir. İkinci yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu ise 2 tane H bölü 2 pi'dir. Demek ki açısal momentumu artar ifadesi doğrudur. İkincisi atom uyarılmıştır. Evet normalde bütün elektronlar hangi haldedir? Bakın temel halde bulunmaktadır. Temel halde bulunan bir elektrona dışarıdan bir enerji geldiği zaman elektron birinci yörüngeden ikinci yörüngeye geçer. Biz buna ne demiştik gençler? Atomun uyarılması demiştik. O halde ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülde elektronun yörünge yarıçapı artar. Doğru gençler. Yörünge yarıçapı R ile gösterilir bakın R0 çarpı N kare bölü Z'ti. Ya da biz ne demiştik? Rahmetli Roza ne kadar böyle zahmetliydi. Birinci yörüngede dolanan bir elektronun yörünge yarıçapına biz R1 eşittir R0 dersek bakın ikinci yörüngeye çıktığı zaman elektronun yörünge yarıçapı 4R0 olmaktadır. Demek ki ikinci yörünge yarıçapı da 4R0 yani üçüncü öncülde doğru. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada civa atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre civa atomu hangileri ile bombardıman edilirse elektronun hızı 1 bölü 4 üne düşer diyor bakın. Hangileri ile bombardıman edilirse elektronun hızı 1 bölü 4 üne düşer. Şimdi bakın Bohr atom teorisine göre merkezde bizim çekirdeğimiz var.
Bakın burası birinci yörünge. Bakın burası ise ikinci yörünge. Birinci yörüngede dolanan bir elektronun yarıçapı R1 eşittir 1 R0'dır. Hızı ise V1'dir. Peki bu elektron temel halden yani birinci yörüngeden ikinci yörüngeye geçtiği zaman ikinci yörüngede dolanan bir elektronun yarıçapı ise 4 R0'dır. Hızı ise V2'dir. Peki hızı 1 bölü 4 katına düşecek diyor bakın. Şimdi devam edelim. Bakın burası N eşittir 3. yörünge olsun. Bakın burası da N eşittir 4. yörünge olsun. Peki 3. yörüngede dolanan bir elektronumuz var. Bakın buradaki hızı V3'tür. Yarı çapı ise 9 R0'dır. Peki bu elektron 4. yörüngeye geçtiği zaman 4. yörüngedeki hızı V4'tür. Bakın 4. yörüngenin yarı çapı ise 16 R0'dır. Peki birinci yörüngede dolanan bir elektronun hızına biz ne demiştik gençler? V eşittir K çarpı Z bölü N idi. Ya da kısaca hız kazananı bölün demiştik. K Coulomb sabiti, Z hidrojen atom numarası, N yörünge numarası. Demek ki birinci yörüngede dolanan bir elektronun biz hızına V dersek, bakın bu elektron ikinci yörüngeye geçtiği zaman K çarpı 1 bölü 2. Elektronun hızı ne oldu bakın? V bölü 2 oldu. Elektron 3. yörüngeye geçtiği zaman V bölü 3 oldu. Elektron 4. yörüngeye geçtiği zaman V bölü 4 oldu. Demek ki elektron 1. yörüngeden 4. yörüngeye geçtiği zaman elektronun hızı ne yaptı bakın gençler? 1 bölü 4 kat azaldı. Demek ki 1'den 4'e geçecekmiş. Demek ki birinci yörünge dediği neresi bakın gençler? Burası. Yani temel hal. Dördüncü yörünge de burası. Demek ki temel halde bulunan bir elektron dışarıdan bir enerjiyle uyarılarak dördüncü yörüngeye çıkabilmesi için bu civa atomunda 7.8 elektron voltluk bir enerjiye ihtiyaç vardır. Peki buna baktığımız zaman 4.86 işimi görür mü? Görmez. Bakın. Peki 7.8 işimizi görür mü? Bak. Fotonda ne olacaktı gençler? Yörünge enerjisine, uyarılma enerjisine eşit olacaktı. O zaman 7.8 elektron voltluk bir foton işimi görür. Peki 8.67'lik elektron işimi görür mü? Evet görür. Çünkü elektron demiştik keyfi bakın gençler. 8.67 elektron voltluk bir enerjiyle gelen bir elektron. Temel halde bulunan bir elektronu 4. yörüngeye çıkartmak için 7.80 elektron voltunu harcar. Geri kalan enerjiyle kendisi çıkar ve gider. O halde bizim burada doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada bir X atomunun yaptığı ışımalar şekilde gösterilmiştir. Buna göre hangi ışımalar görünür bölgede yer alır? Peki biz bunu şöyle kodlamıştık bakın gençler. Demiştik ki more Lyman. Bakın more Lyman. Bakın more Lyman. Balmer'i görünce. Bakın more Lyman. Balmer'i görünce. Ne demiştik? Paşen kızardı demiştik. Demek ki burası Paşen. Bakın kızardı. Peki Mor Lyman'daki mor, mor ötesi demektir. Balmer'i görüncedeki görünce gençler görünür bölge. Yani kutu sayamam bölgesidir bakın. Görünür bölge, kutu sayamam bölgesi. Peki Paşen'in kızarması demek, buradaki kızardı ise kızıl ötesi ışınlar demektir. Peki görünür bölgeye düşenler hangileri bakın gençler burada? C, D ve E. Görünür bölgeye düşen ışımalardır. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada Bohr atom modeline göre çekirdekten uzaklaşan bir elektron için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi Bohr atom modeline göre bakın burada bizim bir çekirdeğimiz var. Bakın burası N eşittir birinci yörünge olsun. Bu da ikinci yörünge olsun. Bakın 1 ve ikinci yörüngeleri için alalım arkadaşlar. Bakın burada birinci yörüngede dolanan bir elektronun V1 hızı var. Birinci yörüngenin yarı çapı var.
Biz buna R0 demiştik. Bor yarıçapıydı. Peki elektron birinci yörüngeden ikinci yörüngeye geçtiği zaman hızı V2 oluyordu. Peki bor yarıçapı ne demekti? İşte rahmetli Rosa ne kadar böyle zahmetliydi. Ya da R eşittir R0 çarpı N kare bölü Z idi. Birinci yörünge için biz N'i 1, Z'yi 1 aldığımız için 1 R0 idi. İkinci yörüngenin yarıçapı da ne demekti? R2, ikinci yörüngenin yarıçapı 4 R0 demekti. Peki önce diyelim ki çizgisel momentumdan bahsedelim gençler. Çizgisel momentumda V eşittir hız kazananı bölün demiştik. V eşittir K çarpı Z bölü N idi. Z burada atom numarası, N ise yörünge numarasıydı. Demek ki birinci yörüngede doğan bir elektronun biz hızına ne diyeceğiz gençler? V diyeceğiz bakın. Peki ikinci yörüngede doğan bir elektronun hızı K çarpı 1 bölü 2'dir. Yani V bölü 2 olur. Peki bizde diyor ki çizgisel momentumdan bahsetmiş. Peki çizgisel momentum ne demektir? Bakın mekanik fiziğinde olduğu gibi çizgisel momentum bir cismin kütlesiyle hızının çarpımıdır. O halde çizgisel momentum ne yapar? Azalır ifadesi doğrudur bakın gençler. Bir diğeri açısal momentuma bakalım gençler. Açısal momentumu biz nasıl tanımlamıştık? Bakın açısal momentum büyük L ile gösterilir. Lahana demiştik bakın. Lahana bölü 2 pi. Peki birinci yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu bir tane H bölü 2 pi'dir. Peki bu elektron ikinci yörüngeye geçtiği zaman açısal momentumu 2 tane H bölü 2 pi olmaktadır. Demek ki açısal momentumu artıyormuş gençler. Peki şimdi gelelim toplam enerjiye. Bakın toplam enerji neye eşitti? Bakın buna eşitti. Peki diyoruz ki toplam enerji eski topu eski bağlayıp karesiyle ezin demiştik. Bakın karesiyle ezin. Yani Z nerede olacak? Yukarıda olacak. N ise aşağıda olacak. Bakın dikkat edin tekerlememiz böyleydi. Eski topu eski bağlayıp karesiyle ezin. Peki birinci yörüngede dolanan bir elektronun toplam enerjisi eksi 13,6. Bakın 1'in karesi bölü 1'in karesinden yani eksi 13,6 elektron volttur. Peki bu elektron ikinci yörüngeye geçtiği zaman enerjisi bakın eksi 13,6 1'in karesi bölü 2'nin karesinden elektronun bakın buradaki enerjisi 5,4 oluyor. Bakın burası böldüğümüz zaman eksiden dolayı toplam enerjisi ne yapıyor bakın gençler artmaya başlıyor. Demek ki 3. 1. öncül de doğru. O halde doğru cevabımız E seçeneği çıkar. Evet gençler burada yine Bohr atom modelinden bahsettik. Açısal momentumun L eşittir NH bölü 2 pi olduğundan toplam enerjinin de E top eşittir eksi E0 çarpı Z kare bölü N kare olduğunu, bir elektronun birinci yörüngeden ikinci yörüngeye geçtiği zaman hızının 2 kat azaldığını, yarıçapının 4 kat arttığını, çizgisel momentumunun azaldığını, açısal momentumunun arttığını, toplam enerjisinin de arttığından bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.